Dikkat dikkat. Şu anda Perşembe Pazarı üzerinden takibe devam ediyoruz. Tamam. Herkes dikkat. Gözden kaybettik, göremiyoruz. İstiyorsun. Patronun anlar. Kimsiniz ve ne istiyorsunuz? Görüşeceğiz. Durum anlaşıldı. Canan ölmeden evvel benim kim olduğumu o herife söyledi. Eğer biz daha evvel davranıp işini bitirmezsek o bizi ele verecek. Temizleyelim mi? Evet ama nasıl? Sibel'in aracılığıyla. Sibel de kim? Şevki'nin sekreteri. Sizi tehdit eden kişinin de arkadaşı. İyi ama Şevki benim en büyük düşmanım. Merak etme, Şevki'nin haberi olmaz. Kız boş zamanlarında oryantal dersi alıyor. Soyunacaksın ki kısmetin açılsın. Ama daha fazla soyunamam. Otomat filmlerde oynayamazsın kızım, bak soyun hadi. Ama soyunamam ki. Soyunmak bir sanattır, filmde sanattır değil mi? Ben artist olmak istiyorum. Sen soyarak mı artist yaparsın? Tabii, başka türlü olmaz ki. İstersen ben soyunayım bak. Hadi bakayım canım, soyun. Yo, istemiyorum. Alo, kimi aradınız canım? Sen artist olmak istemiyorsun. Kim? Mehmet diye biri yok, rahatsız etmeyin lütfen. Ama olmaz ki diye tutturdum canım. Soyunmadan artist olunmaz. Demişti. Olmaz. Gel bakayım şöyle yanıma. Gel bakayım. Gel. Otur bakayım kucağıma. Hadi bakayım.
Hoppa, bak ne güzel oldu değil mi? Bak yavrum. Bak seni ben prodüktörlerle tanıştıracağım. Alo. Sahi mi söylüyorsun? Toplantıdayız. Abi. Rahatsız etmeyin lütfen. Ama ben... Alışmalısın bunlara ama yavrum. Ama ben artık gitmem lazım. Bak onu da çıkaracaksın. Yok, hayır. Resim çektirmen lazım. Ya, çıkar çok güzel. Tabii. Ah. Hadi ya. Sizinle özel olarak konuşacaktım. Evet, sizi dinliyorum. Sana ihtiyacımız var. Patronum Şevki Bey hakkındayız, hiç konuşmayalım. Hayır. Senin arkadaşlarından biri bizi tehdit ediyor. Ne istediğini de açıkça söylemiyor. Öldürülen Canan'ın arkadaşı olduğunu zannediyoruz. Sahi mi? Canan öldü demek. Yazık. Nerede bulabiliriz? Kimi? Onu işte. Motosikletle dolaşıyor. Motosikletle dolaşan on binlerce insan var. Ama bu başka. Zannedersem Şevki abinin elemanlarından. Diyelim ki Şevki Bey'in elemanı. Ne olacak? Onun bulunduğu yeri bana söyleyeceksin. Ya ben de aradığınız kişinin yerini ve kim olduğunu bilmiyorsam? Biliyorsun. Dayımdan haber geldi. Yakında geliyormuş. Dayınla birlikte belalar da gelir. Bak abi. Dayım hakkında böyle konuşmamalısın. Ne de olsa o bizim dayımız. Hepsi bu kadar. Peki efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun.
Temiz bir iş Adnan. Şimdiye kadar yaptığın işlerin en iyisi. Tamam. Lafı ağzımda geveleme de ne söyleyeceksen söyle. Çabuk söyle. Dinlenmeye ihtiyacım var. Çok acelecisin evlat. İşin şekli bir banker. Acımasız biri. Benden de acımasız ve hain. Bütün gelir kaynaklarımı kapattı. Ve hainin teki. Adı Namık Çekin. Evlat, senden bunu temizlemeni istirham ediyorum. Bu işi kıvırabilecek tek tanıdığım kişi sensin. Ben bu işlerde yokum. Teşekkürler. Eyvallah. Adnan çok zekidir. Kolay kolay ele geçmez. Onun her semtte bir evi vardır. Hatta şehir dışında Terkos Gölü civarında bir çiftlikte kaldığını da söylemişti. Onu bulmak zor olacak. Hey baksana. Lütfen bakar mısın delikanlı? Adnan'ı tanıyor musun? Hangi Adnan'ı? Motosikletli Adnan derler. Ne yapacaksınız? Asker arkadaşım olur da bir göreyim dedim. Dayımın motosikletli oluşu tamam da dayım da askerliğini yapmadı. Siz dayımı değil, başka bir Adnan'ı arıyor olmalısınız herhalde. Belki dayın aradığım Adnan'ı tanır. Ona bir sorsak bari. Dayım İstanbul'a gitti. Ne zaman gelir? Belli olmaz. Çocuk Adnan'ın yeğeniymiş. Adnan'ı sordum. Ne yapacaksın dedi. Asker arkadaşım deyince dayısının henüz askerlik yapmadığını söyledi. Bırak şimdi hikaye anlatmayı da Adnan'dan haber ver. İstanbul'a gitmiş. Sonra? Ne zaman geleceği belli değilmiş. Dedim ya, onun her semtte bir evi var. Ne yapacağız şimdi? Buraya gelmişken elimiz boş mu döneceğiz? Çocuğu götürelim istersen. Çocuğu götür de ne yapacaksın? Fena fikir değil. Adnan'la görüşmek için geldiniz buraya. Çocuğu götürmekle ne kazanacaksınız? Para kazanacağız. Sen dur burada ve işimize karışma. Ama sizi ben getirdim buraya. Aradığınızı buldunuz mu? Bulamadık. Buraların yabancısıyız. Belki baban bilir nerede olduğunu ha? Babam da İstanbul'a gitti. Niçin? Annemi getirmek için. Ancak akşama gelebilirler. Burası çok hoşuma gitti. İsterseniz gezdireyim sizi. Hadi gel gezdir. Hadi gel. Ne oluyorsunuz ya? Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak çabuk. Bırak diyorum. Gel buraya. Gel buraya. Yaptığın iş büyük bir marifetmiş gibi, bir de gülüyorsun ha? Gel bakalım. Bırak beni. Ah. Çakalayacağım seni, yumuracak. Bırak. Gösteririm. Bırak.
Tabii. Yaptığın kalleşliğin cezasını çekeceksin. Bırak beni. Gel bakalım. Hayır. Boğacağım seni. Hayır, bunlar yok bir hesapta. Hayır, bırak beni. Lafı uzatma. Çocuğun ailesi çiftliğe dönerse olup bitenlerin çocuklar öğrenirler. Bir daha da elimize böyle fırsat geçmez. Böyle zorluk yapacağınızı ne bileyim. Bırak onu bana, bırak! Ne sonuç seni! Bu fırsatı kaçırırsam seni geberteceğim! Çocuğu kaçırmamı da sen sebep oldun! Yeter! Bırakın beni! Ne yapmamı istiyorsunuz? Çocuğun yakalanmasına yardım etmezsen buraları ateşe vereceğiz. Seni de o ateşin odunu yapacağız. Seni geberteceğim! Alışın eline ayağını! Çocuğa bir kötülük yapmayacağınıza söz verin! Tamam, çocuğu sana bırakacağız. Kaçıp elimizden kurtulmayı düşünüyorsan umutlanma! Parçalarım seni! Sen kimsin? Ben bir peri kızıyım. Peki seni boğmak isteyenler? Ha, onlar mı? Onlar da şeytanlar. Niçin yakalamak istediler beni? Şeytan oldukları için. Filiz sen misin? Evet. Patron orada. Patron mu? Tanıdım sizi. Eğer yeğeni seviyor, onun hayatını tehlikeye atmak istemiyorsan... Anlamadım. Benimle açık konuş. Yeğenin Levent elimizde. Polise haber verirsen, istihbaratımız kuvvetlidir.
duyarız ve yeğenine kıyarız. 700 milyon çocuğun bedeli. Onu istiyoruz bir. Canının intikamını alma sevdasından vazgeç iki. Telefonda beni mi aradılar? Hayır şekerim. Birisi fabrikanızda bana göre iş var mı dedi. Ben de şimdilik yok dedim. Çok çalışıyorsun. Seni hep yorgun zamanlarda görüyorum. İş, iş, hep iş. Bana gelince bir boş zaman bulup şöyle bir deniz havası bile aldırmıyorsun. Biliyorsun ki seninle gizli buluşuyoruz. Buraya gelmem bile büyük bir hata. Bir daha sakın seni buralarda görmeyeyim. Ben bir aile reisi. Boyum kadar çocuklarım var. Seninle toplum içinde dolaşamam. Bunu sana kaç defa söyledim. Ama ben seninle olmak, hep senin kollarında uyumak istiyorum. Dur ben bakarım. Alo. Alo. Gene mi sen? Bu gibi tehditler beni hiç ırgalamaz. Yeğenim Levent'in kılını halel gelirse hepinizi temizlerim. Ne yumurtluyor bu manyak be? Sen dur şekerim. O küstah kimse ben onun ağzının payını veririm. Hepinizi temizleyeceğim. Temizlenmişi var yavrum. Önce sen kirli çamaşırlarını temizle. Hadi oradan it. Hadi sen de kimse gelmeden git buradan. Hep kovuluyorum. Kovulmak benim alın yazımda var, ne yapayım? Alo. İyice çarşafa dolaştı. Ne yapacağız şimdi? En iyisi sabretmek. Sabırla işin üzerine gitmek. Namık'tır. Başka kim olacak? Şimdi bizim onun peşine düştüğümüzü biliyor. Bizim peşimize düştü. Tüm adamlarımızı deniyor. Tüm eylemlerimizi baltalıyor. Bizim başarılı olduğumuzu anladılar. Bu bir savaştır. Ya Namık ya biz. Evet, düşünceleriniz? 700 milyon.
Oo, oldu. Hemen şunu bilesin. Kişisel öcünü bu işin dışında tutacaksın. Bizim hesabımıza çalışıyorsun, anladın mı? Ha, bir şey daha var. Bu işte yanına yeni bir adam koyuyorum. Yalnız çalışırım. Ha, yalnız yanında çalışacak Adnan. Çok şey vaat eden biri. Hem birkaç dil konuşuyor. Üstelik seninle birlik olmasını istiyorum. Oldu. Ama saçımın teline dokunacak olursa harcarım. Patron sensin. Ama ücretini sen vereceksin. Elbette ben vereceğim. Buyurun efendim. Nambu'yu gönderin. Peki efendim. Bu zarfı Kadir'e vereceksiniz. İşin bitiminde paranın geri kalanını size takdim edecek. Ha, Kadir yeğeninizin bulunmasına da yardımcı olur. Bu arada herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa ondan temin edebilirsiniz. Girin. İşte yardımcınız Nambu. Sizi daha önceden tanıyor gibiyim. Ama nereden çıkaramadım? Demek yeğeniniz de kaçırıldı. Bu işi niye üstlendiniz? Yeğeninizden istenen fidye için mi? Daha önce ne yapardın sen? Hiçbir şey. Bu ilk işin değil mi? Çok meraklısın. Güzelim, kaç gündür peşindeyim. Ne olur artık, bir gün bir yer beraber gitsek ha. Çekil git bir adam. Başka işin yok mu senin? Aa, geliyorlar. Oh, ben gideyim. Nereye gidiyorsun? Onunla beraber misiniz? Yok, hayır. Hayri Hanım'dır. Nereye gitsen peşinden gelir. Ama zararsız. Yoksa siz de mi beni takip ediyorsunuz? Ben 3 uçağınla Hamburg'a gidiyorum. Tamam patron. Başka bir emriniz var mı? Hayır. Öyleyse ne yapalım? Ben dönünceye kadar bulunduğunuz adreste bekleyin. Emredersiniz patron. Bize verilen adrese göre burası olmalı. Biraz sonra gene geliriz. Hadi gidelim.
Gel bu taraftan. Sen artık evine gitsen iyi olacak. Evim yoksa? Evin yoksa otele gidersin. Gerektiğinde sana telefon ederim. Peki sen nereye gideceksin? İşi bitirinceye kadar beraber bir otele gidip otelde kalmayacak mıydık senle? Ben ayak bağına alışık değilim. Yalnızlıktan hoşlanırım. O kızdan hoşlandın galiba. Çok meraklısın. Ama fazla meraklı olanı da sevmem. Bir arkadaşı görmem lazım. Benim varlığımı yok bil. İş bitinceye kadar bırakmam seni. Elimden geleni yaparım. En ufak bir ipucu bile yeğenim Levent'in bulunmasını sağlayabilir. Bir polis muhabiri olarak olay yerine yetkililerle birlikte girer, gereken incelemeleri yapar, gazetem için yazarım. Yalnız Levent'ten bahsetmeyeceğinize dair söz vermiştiniz. Merak etme, o konuya değinmem. Ben hemen gidiyorum. Anlayamıyorum Adnan. Bazen bir çocuk gibisin. Bazen de yaralı bir aslan. Hele suskunluğun. Bakıyorum her adamından şüphe ediyorsun. Şüphe etmekte haklıyım. Çünkü karanlık işler arasındayım. Sen de ben de çok dikkatli olmalıyız. Ya o karanlık dediğin kişilerden biri de bensem? Olabilirsin ama olmamandır dileğim. Üzülme sen benim tatlı meleğim. Cinayetin işlendiği evde bulduğum şu resim ilgimi çekti. Bir de şu kartvizit, Süper Yıldızlar Sanat Merkezi. Süper bir haber patlatacağım. Çok da güzel bir şeymiş. Artistlere benziyor. Acaba cinayeti bu işlemiş olamaz mı? İntihar süsü vermişler. Ama intiharla ilgisi yok. Odada 3 kişi içmişler. Ev sahibi Kadir manavdan meyve almak için dışarıya çıkmış. Dönüşünde de vurmuşlar. Ve eline de tabancayı tutuşturup kaçmışlar. Thank you.
Önemli notlar aldım, araştıracağım. Yarın beni burada bulamazsanız büromdan ararsınız, tamam mı? Hadi şimdi bana eyvallah. Çünkü kaybedecek hiç vaktim yok. Nasıl, memnun oldun mu? Hı? Canavar gibi değil mi? Nasıl kaçıyor? Şunları da bir toplayayım. Hadi bakalım. Garantiye alalım kendimizi. Evet, çok güzel. Evet, çok güzel. Çok güzel. Bir dakika dur. Tamam, çekiyorum. Çok güzel. Evet, çok güzel. Tamam. Evet. Bir de şöyle. Harikulade. Çok güzel. Güzel, bir de şu var. Çok güzel, mükemmel. Çok güzel, bir de şu da var. Çok güzel. Evet. Bir de şöyle. Evet, bir de şöyle alalım. Müsaade eden. Çok güzel. Bir de şuradan. Bu kızı görmek istiyorum. Evet, bir dakika. Çok güzel, harikuladesin. Bu kızı tanıyor musunuz? Ha? Onunla konuş. Evet. Bir de şöyle. Çok güzel. Bir de şöyle. Kim bu acaba? Sakın aynasız olmasın. Bir de şuradan. Çok güzel. Harikulade, çok güzel, çok. Çok güzel. Canım, o kadın senin eline bile su dökemez. Şimdi ben seni akşam arayacağım. Tamam canım, tamam. Şimdi başım çok kalabalık. Bir saniye, adın? Ertan. Ertan. Ben seni akşam ararım canım. Doğum tarihin? 1972. Göz rengin? Ela. Mavi yazalım. Saç? Siyah. Siyah. Marifetlerin? Ata binerim. Yüzme bilirim. İyi dayak yerim. Diyalog alabilir misin? Diyalog da alırım. Tamam. Sen 4 tane resim getir. 40.000 lira da para. Biz seni sonra ararız. Alo. Yahu şimdi müzik dinletmenin sırası mı ya? Her gün her gün olmaz ki böyle. Sıranızı beklesenize beyefendi. Şey, affedersiniz, bu bayanı soracaktım. Kendisini tanıyor musunuz? Tanımaz olur muyum? Filiz. Nerede bulabilirim? Adresini rica etsem. Ne yapacaktınız? Ben Kadir Gür'ün arkadaşıyım. Kadir Güra. Evet. Zavallı Kadir intihar etti. Üstelik yaşamak için her şeyi vardı. Yaşamasını da severdi. Evet, bir de şuradan bir şey. Çok güzel. Harika, çok güzel. Bir de şuradan. Nefis. Evet. Hayatta olsaydı bugün burada Kadir'le buluşacaktık. Şayet benim işim çıkar da gelemezsem Filiz Hanım'a benim arkadaşım olduğunu söyle, o sana yardımcı olur demişti. Bana bakın beyefendi, Filiz Hanım aşağı yukarı 3 aydan beri buralara uğramıyor. Filiz olsun olmasın, kayıt şartlarımızda herhangi bir değişiklik olamaz. Evet, adınız, soyadınız, yaşınız, boyunuz ve özellikleriniz. Şartlarınız? 4 ayrı poz resim, mesela profilden, fastan, boy resim ve göğüs plan resim. En iyisi ben Filiz Hanım'ı bulup onunla geleyim. Bizde torpil geçmez. Kaydınızı yaptırmayacaksanız sıradakileri bekletmeyin. Peki. Yapın kaydımı. Adınız? Adımı yazmayın.
Adınızı yazmazsak sizi nasıl çağıracağız beyefendi? Filmlerde oynamak istediğim duyulsun istemiyorum. Arkadaşlar makaraya alırlar beni. Peki, adınızın hanesine adsız yazıyorum. Kayıt ücreti 25.000 lira. Resimler içinde 40.000 lira. İstediğimiz resimleri dışarıda çekip getirecek olursanız 100.000 liraya patlar. Bakın bizde ne kadar iskonto beyefendi. Evet, çok güzel. Güzel. Bir de şöyle dinleyelim. Evet. Biraz gülümseyin. Evet. Evet, çekiyorum. Gülümseyin. Çok güzel. Evet. Bir de şöyle dinleyelim. Evet, çok güzel. Kaydım yapılınca filmlere girebiliyor muyum? Elbette beyefendi, işimiz bu. Nasıl bir rol vereceksiniz bana? Onu rejisör bilir. Ben başrolden aşağı rol olursa oynamam. Önce prensibal rollerde oynarsınız. İleride rejisör sizi tanır. Yeteneklerinizi keşfederse başrollerde de oynarsınız. O halde hemen rejisörle tanışmak istiyorum. Ona çok faydam dokunur. Çiftlik, yalı, gemi, lüks otomobil, ne isterseniz temin ederim. Çevrem iş adamı olduğu için şimdilik adımın gizli kalmasını istiyorum. Gerekirse para da koyarım bu iş için. Ayakta durmayın beyefendi, şöyle buyurun. Teşekkür ederim, hemen gitmem lazım. Önemli randevularım var. Ne iş yaparsınız? İthalat, ihracat ve nakliyecilik. Avrupa'ya tırlarım çalışır. Filiz Hanım'ın adresini verirseniz onu bulup onunla gelirim. Kaydımı o zaman yaparsınız. Şimdi randevuya geç kalmayayım. Oo, geç bile kalmışım. Biz aslında kimseye elemanlarımızın adresini vermeyiz. Ama siz beyefendi birine benziyorsunuz. Teşekkürler. Buyurun. Güle güle. Ya şu Fatma şey var ya, karı var ya, hep evet. Sette huzursuzluk çıkarıyor. Her gittiği yerden şikayet geliyor ya. Dün de gavur Ali şikayet etti. Kaydını silersin bir daha gelmez, olur biter. Tamam patron. Alo, Süper Yıldız Sanat Merkezi buyurun. Nasıl gitti? Fena değil. Filiz'in adresini buldum. Neredeyse artist olacak. Belki olur, belli mi olur? Hadi gidelim. Gidelim. Hey, dur bakalım. Sen benim yanımdaki adama nasıl racon kesersin be? Söyle bakalım, bizi niye izliyordun? Hadi öt! Yeter, konuşmasını istiyorum, ölüm mırıltısını değil. Söyle, konuş! Filiz benim arkadaşım olur. Öyle mi? Orada neden söylemedin bana? Öt bakalım! İğne dediler, yaptı da hap dediler. Biz Kadir Gür'ün arkadaşıyız. Ne diyorsun abi? Sizinle konuşmak istiyorum. Habagatı her türlüsünü yaptılar. Hafif dedi, hafifledi. Umarım tadı hoşunuza gider. Gene de geliyor. Beri gel. Ha, onu da yaptım abi. Ne oldu? Hocalar şimdi herkesi okumuyorlar abiciğim. Kadir size hiç Bulut'tan bahsetti mi? Bulut'a ne oldu? Buraya gelecekti. Buraya gelmesini bekliyordu. Benim için gelecekti. Kadir size hiç Bulut'tan bahsetti mi dedim. Şimdi memlekete gidiyorum abiciğim, memlekete.
Sizi güzellikle konuşturamayacağız galiba. Bakın sizi tanımıyorum. Ve Kadir'den konuşmak istemiyorum. O öldürüldü. Bu işin sonu bu. Artık onu düşünmüyorum. Defolup gidin buradan. Hemen gidin. Peki neden? Ne bakıyorsunuz öyle? Gitsenize artık. Defolun hadi. Adamı bulamadım. Canım sıkıldı. Vah vah. Sıkıldı canım. Kadıköy iskelesinde kriz geldi. Defolup gitmezseniz fena olur. Neyse ki çabuk geçti. Konuş. Yoksa seni konuşturmasını biliriz. Tehdit etseniz de öldürseniz de vız gelir bana. Anlıyor musunuz? Vız gelirsiniz. Bulut gelmeden hemen gidin buradan. Bırak! Git! Senin anan baban yok mu? Buyur usta, dedin Hüseyin geldim işte. Hüseyin, usta. Böylesine de ilk defa rastlıyorum. Konuşacak mısın yoksa? Tamam. İstediğiniz her şeyi anlatacağım. Şu Kadir'i anlat bakalım. Namık'tan söz etmiş miydi? Evet. Sık sık buluşurlardı. Bazen de beni gezdirirlerdi. Dans ediyorum Leventçim. Burada sıkılmaya başladım. Ne diye kapıları kilitlediler üstümüze? Şimdi her yerde beni arıyorlardı. Bu şeytanlar ne istiyorlar? Ailemizin merak edeceğini düşünmüyorlar mı? Şeytan işte. Şeytanını yapar Leventçim. Bizi ne kadar sıkıntılı görürlerse onlar o kadar zevk duyarlar. Onları zevklendirmemek için oynayalım, gülelim, üzülmeyelim. Biz neşeli olalım ki onlar üzülsünler. Thank you.
Söyle bakalım, o adamı niye izliyordun? Bırak beni! Hadi konuş! Sana ne? Söyle diyorum sana! Bırak diyorum! Konuş! Hadi konuş! Dur! Bu adamın ölüsü değil, dirisi lazım bize! Gıdakacağım seni! Namussuz! Serseri! Bırakın beni! Bırakın dedim size! Bırakın! Konuş diyorum! Sevgilime gidiyordu! Yalan konuşma! Nereden biliyorsun? İnanmazsanız siz takip edin! Ona gidiyordu! O da kim? Filiz! Sevgilim! Nasıl? Hoşuna gidiyor mu? Beğeniyor musun Levent'ciğim? Ne dersin? Hı? Sizi tanıdığım kadarıyla dürüst, dünya çapında şöhret yapmış bir insansınız. Çevrenizde bir sürü it kopuk dolaşıyor. Her şey aleyhinize çalışıyor. Bunun farkında mısınız? Çocuğun sizin mekanlarınızdan birinde saklı olduğunu biliyorum. Benim böyle çocuk meselesinden haberim yoktu. Eğer öyle bir şey varsa, çocuk size sağ salim teslim edilecektir. Beni uyardığınız için size teşekkür ederim. Sizden de zaten böyle bir jest beklenir. Aksi halde kamuoyunda küçük düşmek istemezsiniz. Burada. Orada tut. Tamam, elimden geleni yaparım.
Girin, kapı açık. Sen misin canım? Bulut, sen misin hayatım? Hayır, ben. Rahatına bak, hemen geliyorum. Kapıyı açık bırakmakla çok cesaretlisin. Her zaman cesurumdur. Şu anda bir dostumun gelmesini bekliyordum. Baskına gider gibi geliyorsun. Belki zamanla bundan da hoşlanırım. Makyajsız berbat görünürüm. Makyaja ihtiyacın yok. Senden tek istediğim şu resimlere bakıp Kadir'in yanındakilerin kim olduğunu bana söylemen. Bir dakika lütfen. Thank you.
Zamanımı fazla harcadım. Şu resme bakar mısın? Şu adamı hiç görmüş müydün? Ah, arkama ovar mısın? Ah, acıtıyorsun şuralarımı. Tanıdın mı? Dur bir düşüneyim. Pek tanıyamadım. Hoşlandığım tarafın soğukkanlılığın ve kalkıp gitmen. Görevdeyken hiçbir şey içmeyen bir polis tanımıştım. Ama sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sen öyle san. Bir başladın mı sonuna kadar içerim. Evet. Ha, Filiz sen misin? Bana bir doktor gönderir misin? Yanımda bir hasta var. Tamam. Ben hemen size bir doktor gönderirim. Adres söyle yazayım. Sıra Cevizler Sokak 25 Taksim 2. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Güleceksin ama gelip yanına oturacağım. Oh. Canım. Ne kadar güzel yerler. Hele seninle olmak. Teveccühüm. Sağ ol. İşte, benim hayat hikayem böyle. Siz de gidiyorsunuz. Artık tamamen yapayalnız kaldım. Bir daha gelecek misiniz? Hayır. Bir daha sizi rahatsız etmeyeceğim. Bunu sormamalıydım. Çok budalaca bir soru. Ne zaman karşıma anlaşabileceğim biri çıksa... çeker gider. Ben de gitsem iyi olur. Dostluğun şerefine. Kalmak isterdim ama aradığım çocuğun yerini tespit ettim. Boş ver. Sanırım gitsen iyi olacak. Çocuğu alman lazım. Çocuğa gittiğimi bilen tek kişi sensin. Söyle, kime söyledin? Bilmiyorum, bilmiyorum.
bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Ama ona bağımlıyım, yapayalnızım. Anlat. Çocuğu, Rambu'yu nerede bulabilirim? Rambu'ya telefon et. Buraya gelmesini sağla. Bana yardım et, korkuyorum. İşte buna üzüldüm. Ama kimden yana olacağına karar ver. Kendi yolumu kendim bulurum. Çocuğa bir şey yapmış olmasınlar. Belki de beni tuzağa düşürmek istiyorlar. Alo? Gazeteciden haber var mı? Evet, hayır. Bulut nerede? Onunla konuşmam lazım. Ona buraya gelmesini söyle. İlgileneceğim ben, merak etme. Yalnız sen gazeteciye göz kulak ol. Çok geciktiler. Şimdiye kadar çoktan gelmiş olmaları lazım. Belki de randevu yeri değişmiştir. Ben en iyisi gazeteciyle gidip görüşeyim. Bulut, sen misin? Kimsin sen? Sonun geldi senin. Ben sözümü yerine getirdim. Evet, çocuk buraya gelecek. Bazı arkadaşlarım olayı biliyor. Yanlış bir şey olmamasını temenni ederim. Thank you.
Bay Adnan, bana ettiğin tehditli telefonlar umarım şaka değildi. Ne istiyorsun? Ben yeğenimi bekliyordum. Ama siz geldiniz. Ayağa kalk! Kıpırdama sakın. Benimle hesaplaşmak istemiyor muydun? İşte karşındayım. Hesaplaşalım delikanlı. Yeğenim nerede? Gerçeğe ulaşmak çok akıllıca bir şey. Ama ne yazık ki geç oldu. Çok geç oldu ha? Sana öyle geliyorsa öyledir. Doktor kılığını da bana şifa vermek için... ...gazetecinin evine gelmek çok akıllıca bir şeydi. Ama nedense beni temizlemedin. Evet, temize havale ederdim. Ama seni kendi safıma almak istedim. Çünkü ben rakiplerimin silahlarıyla... ...onlara karşı savaşırım. Yeteneklerin için seni kutlarım. Fakat aynı zamanda büyük bir hata yaptım. Çünkü eğer düşündüğüm gibi zeki birisi olsaydın... ...şimdi yurt dışında olurdun. Çuvallamasaydınız... ...belki. Çuvalladım ha. Peki nerede çuvalladım? Bir doktorun hastasına ne gibi ilaçlar vereceğini az çok bilirim. Çünkü ben tıp fakültesi 3. sınıftan atıldım. Anlayamadım. Bana ağrı kesici diye tenya ilacı verdin. Nereye gidiyoruz? Teşekkür ederim. Hadi Levent, çabuk ol. Nereye gidiyoruz ya? Acele etme, öğreneceksin. Gel bakalım. Gel, gel, çekinme, gel. Fazla merak iyi değildir. Hı. Aman dikkat et, düşeceksin. Gel. Thank you.
Şimdi burada tüm silahlar üstüne çevrilmiş. Benim yaptığım hataları anlatıyorsun bana. Ve şimdi öldürülecek olan sen olduğuna göre... Şimdi başarı kimin? Yanılgı kimin söyleyebilirsin? Henüz söyleyemem. Korkudan kaşınmaya mı başladın? Acaba senin gibi biri şu anda neler hisseder merak ediyorum. Ay yanıma! Ah! 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 Hem Kadir'i öldürdün, hem Canan'ı... Sen sadece intikam için mi peşimdesin? Seni profesyonel sanıyordum. Tamam, patron sensin. Sayısını sen söyle, kaç para istiyorsun? Senin gibi birinin neler duyduğunu öğrenmek isterdim. Yani böyle bir anda... Tüm bunlar nedir be adam? Vuruldun mu yoksa? Niye karşıma çıktın lan bu? Kimin hesabına çalışıyorsun? Kim parayı fazla verirse onun hesabını. Ben senin bana karşı olan davranışlarını öğrenmek için... işi bitirip paraları aldığımı söyledim. Sense adamlara beni dövdürürken... para dolu... Para dolu sandığın çantayı alıp tüydün. Kendi kazdığın... kuyuya kendin düşeceksin. Beni öldürecekmiş gibi bakıyorsun. Ben senin gibi para ve zevk için adam öldüremem. Kimin hesabına çalışıyorsun? Dedin ya, parayı kim fazla bastırırsa onun hesabına çalışıyorum. Kimsenin iyi olamayacağını sen söylemiştin ben. Anımsıyor musun? İş bittikten sonra seni temizlemem gerektiğini Şevki söyledi. Ayrıca seni başkaları da istedi. Ve kıymetin arttı. Ama aklını kullanmadın. O işi bitirip uçağa atlayıp yurt dışına gidecek. Evet çaktım. Parasını aldıktan sonra namını öldürecek. Şevki'ye ne büyük bir kahraman olduğunu gösterecektin. Bu işin sonunda... ...benim hakkım olan parayı da cebe indirecektin değil mi? İki şeyi unuttum. Bir, bana vermeyi düşündüklerinden fazlasını... ...sana da vermeyeceklerdi. İki, buna kalkışmadan önce beni... ...öldürmen gerekiyordu. Sana bu işten çekilmeni söylemiştim lan bu. Beni öldürmekle hiçbir şeyi çözümleyemezsin Adnan. Mezarlığın zincirli kuyuda hazırlandı bile. Cenaze merasiminde seni yalnız bırakamam. Geber! Dayıcığım!